Merhabalar sevgili arkadaşlar. DAF Coğrafya 1. Kitap 49. Föy ile birlikteyiz. Bu föyümüzde arkadaşlar küresel ortam, bölgeler ve ülkeler iki kısmını ele alacağız ki ilk başlığımız sanayi özelliklerine göre oluşturulmuş olan bölgeler olacak. Sanayi faaliyetlerine göre oluşan bölgelere baktığımızda dünyadaki sanayi bölgeleri olarak gösterilen yerler arkadaşlar Kuzey Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada, Batı Avrupa, Güney ve Doğu Asya olarak dikkat çekiyor. Bu bölgelerde kimler var dediğimizde Batı Avrupa'da özellikle Almanya, İngiltere, Fransa gibi ülkeler dikkat çekerken Güney ve Güneydoğu Asya'da Japonya, Çin ve Güney Kore gibi ülkeler ön plana çıkmaktadır sevgili gençler. Türkiye'deki sanayi bölgelerine bakacak olursak arkadaşlar özellikle e, İstanbul İzmit sanayi bölgesi, Bursa sanayi bölgesi, Ege'de İzmir Manisa sanayi bölgesi ve Adana sanayi bölgesi ön plana çıkan alanlar olarak dikkat çekmektedir. Siyasi ve askeri ve ekonomik işbirliği bölgelerine bakacak olursak değerli arkadaşlar. Siyasi sınır, sınır örgütler ve askeri özelliklere göre bölgeler oluşturulabiliyor. Sınırı üye olan ülkenin sınırlarıyla paralellik gösteriyor. Yani sınırlar nettir arkadaşlar bu tür bölgelerde. Örnek verecek olursak Birleşmiş Milletler Bölgesi, İslam İşbirliği Bölgesi gibi. Hemen görselimizde arkadaşlar İslam, İslam İşbirliği Teşkilatı Bölgesi haritası verilmiş bizlere. Ki haritamızda özellikle dikkat çeken detay ne? Tekrar vurguluyorum. Ülkelerin sınırlarıyla paralel olduğu için arkadaşlar bu bölgelerin sınırları net biçimde bilmektedir. Şu da tabii ki önemli bir şey arkadaşlar. Bu bölgelerde örgütlere katılan ya da katılan yeni ülkelerle ya da örgütten ayrılan ülkelerle sınırlar zaman içerisinde değişebiliyor. Bu da önemli ayrıntılardan bir tanesi bizler için. Askeri bölge olarak arkadaşlar NATO bölgesi örneği verilmiş hemen yine büyük görselimizde karşımıza çıkıyor. Ekonomik işbirliği bölgesi anlamında NAFTA bölgesi ki NAFTA Kuzey Amerika ülkeleri serbest ticaret anlaşması olarak geçer arkadaşlar. Meksika, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada arasında imzalanmış bir serbest ticaret anlaşmasıdır. OPEC bölgesi, D8 bölgesi gibi OPEC petrol ülkesi ülkelerin kurmuş olduğu bir örgüttür arkadaşlar. D8 gelişmekte olan 8 ülkenin kurduğu bir örgüt olarak karşımıza çıkmaktadır. İşlevsel bölgeleri geçtiğimizde ise arkadaşlar, ilk olarak hizmet bölgelerini ele alacağız. İşlevsel hizmet bölgeleri dediğimiz zaman arkadaşlar, haritamızda gördüğünüz bazı sınıflamalar dikkat çekiyor. Ee, i̇lk olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölge haritası vermiş bize ki arkadaşlar, Türkiye'de e, farklı bölgelere ait meteoroloji istasyonlarını ve dolayısıyla bunlara ait müdürlükleri görüyoruz ki, bu e, kavram, yani Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölge haritası arkadaşlar, hizmet bölgeleri kapsamında ele alınmaktadır. Yine eğitim, güvenlik, iletişim, pazarlama, sağlık, ulaştırma, ticaret, turizm gibi alanlarda hizmet veren kuruluşların arkadaşlar bu resmi ve özel olabilir. Hizmetlerini daha iyi sürdürmek için oluşturdukları bölgeleri arkadaşlar biz işlevsel bölge adını veriyoruz. Örnekler verecek olursak arkadaşlar, Devlet Su İşleri Müdürlüğü hizmet bölgesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü hizmet bölgesi, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü bölgesi, Karayolları Genel Müdürlüğü hizmet bölgesi, Orman Genel Müdürlüğü hizmet bölgesi gibi örnekler verilebiliyor. Diğer hizmet bölgelerine bakacak olursak, kargo, içecek ve gazete gibi firmaların dağıtım bölgeleri, okulların öğrenci kaydı aldığı bölgeler, bankaların müşteri aldığı bölgeler gibi örnekler verilebilir. Diğer bir arkadaşlar işlevsel bölge e, sınıflamamız ise kalkınma projesi bölgeleri olarak e, karşımıza çıkıyor. Belirli alanları coğrafya özellikleri göz önüne alınarak kalkınma amacıyla oluşturan bölgelerdir arkadaşlar ki özellikle e, Türkiye'de GAP Güney Anadolu projesi, Dokap Doğu Anadolu projesi, Doğu Keldiniz projesi pardon, YHKP Yeşilma Kavzası Gelişim Projesi, e, Dokap e, Aynı zamanda değiştirme Irmak Havzası Geçim Projesi ile birlikte el alınabiliyor arkadaşlar. DAP Doğu Anadolu Projesi, KOP Konya Ovası Projesi ve ZBK Zonguldak Bartın Karabük Projesi gibi projeler karşımıza çıkıyor ki bu projelerde ana amaç arkadaşlar bölgelerin ana ekonomik potansiyelini en verimli biçimde kullanıp arkadaşlar bölgede istihdam artırmak ve bölge dışına yaşanan göçleri azaltmaktır. Yine işlevsel özelliği olarak dikkat çeken detayımız budur. Yönetim bölgene bakacak olursak, Ülkenin yönetim biçimleri göz önüne alınarak oluşturulan siyasi bölgelerdir. Ülkenin belirlemiş olduğu siyasi özelliklere göre değişiklik gösterir. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki eyaletler bölgesi, İspanya'daki Katalonya özel bölgesi ya da Türkiye'deki Ankara idari bölgesi gibi örnekler verebiliyoruz sevgili gençler. Diğer bir kavram istatistik bölgeler arkadaşlar. Ülkeler istatistik bölgeleri oluşturarak kalkınmaları için gerekli olan sağlıklı verileri elde ederler. Örnek Türkiye istatistik bölgeleri. Baktığımızda Marmara bölgesini arkadaşlar 1, 2, 3 tane istatistik bölgesi oluşturmuş. Ege bir istatistik bölgesine oluştururken Akdeniz yine aynı şekilde bir istatistik bölgesine meydana gelmekte. İç Anadolu bölgesi iki istatistik bölgesine oluşurken Karadeniz bölgesi arkadaşlar yine iki istatistik bölgesine meydana geliyor. Doğu Anadolu'da 3 istatistik, iki istatistik bölgesi. Güneydoğu Anadolu'da yine bir istatistik bölgesi. Ee, yapılandırılmış arkadaşlar buralardan elde edilen veriler o bölgelerin kalkınması arkadaşlar gerekli olan verileri sunuyor ve devletimiz yatırımları bu verilere göre yönlendiriyor diyebiliriz kısaca bölgeler ve ülkeler başta altında arkadaşlar yine farklı özelliklere sahip olan bazı ülkeler bir araya gelerek siyasi ve ekonomik ortaklık kurup bölgeler oluşturabilmektedir. Örneğin G7 bölgesi yani gelişmiş 7 ülke arkadaşlar önemli sanayileşmiş ülkeler tarafından kurulmuştur. Hatta bunun adı G8 olarak geçerken arkadaşlar Rusya'nın son dönemlerde dünya siyasetinde izlemiş olduğu tavır nedeniyle G8'den çıkarıldığını ve G7 ülkede olarak bu ülkenin ele alındığını ifade edebiliriz. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bölgesi Türkiye'nin öncülüğünde 1992 yılında kurulmuş bir örgüttür arkadaşlar. Öncelikle Karadeniz'de kıyısı olan ülkelerle kurulmuş daha sonra arkadaşlar Sırbistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Ermenistan gibi ülkelerde arkadaşlar bu örgüte katılmışlardır. Bölge sınırları ile ilgili bazı kavramlar ele alacağız ki bölge sınırları değişir mi başlığıyla açalım konuyu arkadaşlar. Öncelikle doğal şekilsel özelliklere göre oluşan bölge sınırlarına bakalım. Şimdi doğal şekilsel özelliklere göre oluşan bölge sınırı arkadaşlar zaman içinde kolay kolay değişmez. Örnek verecek olursak Himalaya dağlık bölgesi zaman içinde kolay kolay bir ova veya plato bölgesine dönüşmez. Ancak sınırları beşeri faaliyetler sonucunda değiştirilebiliyor. Örneğin Amazon havzasındaki tropikal yağmur ormanlarının tarım alanlarına ve yerleşim alanlarına dönüştürülmesi için kesilmesi tropikal yağmur ormanlarının sınırını değiştirmiştir. Ya da Antalya'daki maki alanlarının turizm alanlarına dönüştürülmesi dönüştürmek için kesilmesi maki sınırlarını değiştirmiştir diyebiliriz arkadaşlar. Peki beşeri şekilsel özellikleri göre oluşan bölge sınırı değişiyor mu zamanla buna bakalım. Sınırları zaman içinde değişebilir. Örneğin Batman önceden bir tarım bölgesiyken petrolün bulunmasıyla tarım bölgesinden maden bölgesine dönüşmüştür. Sınırları zaman içinde genişleyebilir veya daralabilir bu bölgede. Örneğin Avrupa Birliği bölgesi 1957 yılında Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Lüksemburg, Hollanda yani 6 ülke tarafından kurulmuş. 2016 yılına kadar 21 ülkenin katılımıyla sayısı 27'ye ulaşmışken 2016 yılında İngiltere'nin Avrupa Birliği'nin ayrılmasıyla sayı 26'ya düşmüştür. İşlevini yitiren bölgeler ortadan kalkabilir aynı zamanda arkadaşlar. Örnek verecek olursak 1934 yılında Türkiye, Romanya, Yunanistan ve Yugoslavya tarafından kurulan Balkan Paktı bölgesi işlevini yitirdiği için ortadan kalkmıştır. 1937 yılında Türkiye'nin İran, Irak ve Afganistan tarafından kurulan Sadabat Park'tı. Bölgesi Sadabat Park'tı bölgesi işlevini kaybettiği için yine ortadan kalkmış bölge sınıflamalarından bir tanesidir. Ülkenin bir araya gelmesiyle yeni siyasi bölgeler oluşabilmekte aynı zamanda. Örneğin Nijerya, Mısır, Türkiye, İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya tarafından kurulan D8 teşkilatı gelişmekte olan 8 ülkeyi temsil etmektedir sevgili gençler. Peki bölge sınırları kesin hatlarla ayrılır mı arkadaşlar? Bunu ele alalım. Doğal şekilsel özellikleri göre oluşan bölge sınırlarına bakacak olursak. Özellikle iklim bölge sınırları kesin iklim bölge sınırları kesin hatlarla birbirinden ayrılmak zordur. Bu nedenle iklim bölgeleri arasında kademeli geçiş özelliği görülür. Örneğin ılıman okyanuslar iklim bölgesine, ılıman karasal iklim bölgesine geçiş kesin bir sınırla gerçekleşmez. Her iki iklim tipinin özelliklerinin yansıtan ara bölgeler bulunur orman bölgesinden bozkır bölgesine geçerken de orman ve bozkır karışımından oluşan bir bitki bölgesi mevcuttur. Bu nedenle iklim bölgesinin sınırlarını kesin hatlarla birbirine ayırmak zordur. Peki beşeri şekilsel özellikleri oluşan bölge sınırlarına baktığımızda siyasi, askeri ve idari bölge sınırlarını ülke veya il sınırları takip ettiği için kesin hatlarla ayırmak mümkündür. Örneğin NATO bölgesi dediğimiz zaman bu sınır NATO'ya üye olan ülkenin sınırlarından geçer. Biz böylece NATO'ya üye olan ülkelerle üye olmayan ülkeleri birbirinden kesin hatlarla ayırabiliriz arkadaşlar. Peki bölge sınırları birbiriyle paralellik gösterdi. Buna bakalım bir de. Doğal şekilsel özellikleri göre oluşan bölge sınırlarına baktığımızda arkadaşlar doğal özelliklere göre oluşan bölgelerde sınırlar birbiriyle paralellik gösterir. Örneğin Akdeniz iklim bölgesinin sınırları ile Makibit görüntüsü bölgesi ve Terrorosa toprak bölgesi sınırları birbiriyle paralellik göstermektedir. Deprem bölgesinin sınırları ile Fayatlı bölgesi ve sıcak su kaynakları bölgesinin sınırları birbiriyle paralellik gösterir arkadaşlar. Beşeri şekilsel özelliklere oluşan bölge sınırına bakarsak beşeri özelliklere göre oluşan bölge sınırı birbirine paralellik göstermezler. Örneğin Avrupa Birliği bölgesinin sınırları ile NATO bölgesinin sınırları birbirinden farklıdır sevgili gençler. Özellikle vurgulamak isterim ki arkadaşlar son yıllarda özellikle doğal şekilsel özelliklere oluşan bölgelerin e, sınırlarının birbiri, birbiriyle örtüşmesi üzerine çok birçok soru yapılmıştır ki örneklerimizde bunları göreceğiz birazdan. Evet ilk örneğimizde arkadaşlar değişik ölçütler göz önüne alınarak çizilen bölgenin sınırları bazı durumlarda birbiriyle örtüşürken bazı durumlarda farklılık gösterir. Buna göre aşağıda verilen bölgelerden hangisinin sınırlarının birbirine en fazla benzerlik göstermesi beklenir demiş. İrdeliydim arkadaşlar. Türkiye'deki karşılık arazi bölgesi ile Türkiye'deki verimli tarım alanları karşılık araziler arkadaşlar tarımsal açıdan verimsiz yerlerdir. Dolayısıyla burada bir benzerlik görmüyoruz. Rusya'da sert karasal iklim bölgesiyle, Rusya'da yoğun nüfuslu bölge, sert karasal iklim bölgesi genelde serik nüfuslu bölgede olarak dikkat çekmektedir arkadaşlar. C seçeneği Brezilya'da Amazon havzası bölgesiyle, Brezilya'da yağmur ormanları bölgesi arkadaşlar aynı bölgeyi ifade etmektedir. Amazon havzası ile yağmur ormanları aynı yerde bulunmaktadır. Dolayısıyla arkadaşlar doğru cevabımız C seçeneği olacaktır diyoruz. İkinci örneğimizde bölge sınırları belirlenirken doğal özellikler yaygın olarak kullanılan ölçütler arasında yer alır. Ancak zaman içerisinde meydana gelen beşeri müdahaleler doğal özelliklere belirlenmiş bir bölge sınırının değişebildiğini göstermiştir. Diyen bir kişi söylediğine yukarıdakilerin hangilerini kanıt olarak gösterebilir? 1. Orman bölgelerini zamanla tarım bölgelerine dönüştürmesi arkadaşlar örnek olarak gösterilebilir. Tarım bölgelerinin zamanla kırsal yerleşme bölgesine dönüşmesi ki zaten kırsal alanlar arkadaşlar tarımın yoğun olarak yapıldığı yerler olarak gösterilebilir. 3. Kırsal bölgelerin zamanla kentsel bölgeye dönüşmesi arkadaşlar zaman içerisinde. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey şu arkadaşlar. Bölge bütünler belirlenirken diyor doğal özellikler yaygın olarak kullanılan ölçütler arasında yer alır. Ancak zaman içerisinde meydana gelen beşeri müdahaleler doğal özelliklerle belirlenmiş bölgeleri dahi değiştirebilmektedir. Bu mantıkla bakarsak kırsal bölgenin zamanla kentsel bölgeye dönüşmesi beşeri bir alanın etkilenmesi sonucu yaşanan bir değişimdir. Dolayısıyla bizde ee, doğal bir unsur beşeri müdahaleyle değişecek demiştik sorumuzda. Dolayısıyla arkadaşlar burada yalnız bir yani orman bölgelerinin zamanla tarım bölgelerine dönüşmesi doğal sınırlarla oluşturulmuş bir bölge sınıftamasının değiştiğini göstermektedir bizi. Bu nedenle cevabımız yalnız bir olacaktır. 2023 TYT 3. örneğimize baktığımızda mekanı amaca göre sınıflandırıp sınırlandırarak çeşitli bölge türleri ayırt edilebilir. Bunlardan biri de hizmetlerin insanlara ulaştırılması ve mekansal organizasyonun etkili olması amacılığıyla oluşturulan belirli bir merkezden yönetilen işlevsel bölgelerdir. Aşağıdakilerden hangisi söz edilen bu bölgeye örnek gösterilebilir denilmiş. Neymiş? Belirli bir hizmet amacılığıyla iş olacak ortada ve bu iş için toplanılan bölgeler. Bölgeleri hızlıca hatırlayacak olursak hemen bölge diyoruz. Bölgeleri ikiye ayırıyoruz. Şekilsel bölgeler bir de işlevsel bölgeler olmak üzere şekilsel bölgeler ikiye ayrılıyordu. Doğa ile ilgili olanlar doğal şekilsel bölgelerken insanla ilgili olanlar beşeri şekilsel bölgelerdi. Herhangi bir hizmet yani iş için oluşturulan bölgelere de işlevsel bölgeler diyorduk. Şıklarımıza bakalım. A şıkkında sık nüfuslu bölge, sık nüfuslu bölge beşeri bölgeler içerisindedir. Hemen beşeri diyoruz. B şıkkında Akdeniz iklim bölgesi şekilsel bölgelerden doğal bölgededir. C şıkkında balıkçılık bölgesi yine şekilsel bölgelerden beşeri bölgede yer alırken D şıkkında sedir ormanı bölgesi yine şekilsel bölgelerden doğal bölgeye girer. E şıkkında kalkınma projesi bölgesi ise bu işlevsel bölgeye örnektir. Herhangi bir iş için yani kalkınma projeleri için oluşturulmuş bölgelerdir. Cevabımız E şıkkıdır. Dördüncü örneğe geldiğimizde 2016 yılında ls 3'te çıkmış bir soru arkadaşlar. Haritada Türkiye'nin farklı yörelerinden bazı alanlar koyu renklerle gösterilmiştir. Coğrafya özellikleri dikkat alındığında aşağıdakilerden hangisi bu alanlar için ortak bir bölge sınıflamasıdır diyor arkadaşlar. Trakya'da Edirne civarını görüyorsunuz. Yine Ege bölgesinde arkadaşlar Büyük Menderes Ovası civarı. İç Anadolu'da Konya Ovası. Akdeniz'de Çukurova. Güneydoğu Anadolu arkadaşlar Ceylan Pınar ve genel, olarak baktığımızda Şanlıurfa çevresindeki ovalar ön plana çıkıyor. Ova dediğimizde dikkat çeken arkadaşlar kesinlikle tarımsal faaliyetin ön plana çıktığı yerlerdir ki burada verilen bu alanları biz tarım bölgeleri olarak rahat bir şekilde sınıflayabiliriz. Doğru cevabımız C seçeneği olur böylece. Beşinci örneğimizde 2001, 2001, 2021 yılı TET'de çıkmış bir soruyla beraberiz. Aşağıdaki haritada Akdeniz ikliminin yargıcılıklı dağılışı kırmızı renklerle gösterilmiştir. diyor. Bu iklimin görüldüğü alanların aşağıdaki bölgelerde hangisiyle benzer dalışı sahip olması beklenir demiş arkadaşlar. Yoğun nüfus bölgesi, turunçgil üretim bölgesi, sel ve taşkın bölgesi, yüksek yere sahip bölge, yoğun sanayi bölgesi demiş arkadaşlar. Turunçgil üretim bölgesi diyeceğiz çünkü arkadaşlar turunçgiller kışları ılık geçen yerlerde yetişen bir üründür. Dolayısıyla Akdeniz iklimi de turunçgil için ideal bir ortam sunmaktadır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Evet sevgili gençler, bu örneğimizle beraber eee TT 49 nolu föyle beraber daha doğrusu arkadaşlar, eee TT'nin son konusuna nokta koymuş oluyoruz arkadaşlar. Böylece TET ile ilgili konularımızı tamamladık arkadaşlar. Hepinize TET ile ilgili çalışmalarınızda başarılar diliyorum. AYT'de yeni konularla birlikte olmak dileğiyle hoşçakalın sevgili gençler.